Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslan'ım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisiniz, çok iyiyiz. İyi. İsimler? Ben Şükran. Şükran. Ebru. Ünzile. Ünzile. Rabia. Ve Rabia. Evet. Ay çok memnun oldum. Biz de. Çok memnun. İyi miyiz? Keyifler yerinde mi? Çok iyiyiz. Harika, tam enerjik. Çok heyecanlıyız Aslan. Çok memnun oldum Rabia'cığım. Ben de çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Bize çok hoşsunuz. Siz de öyle Aslan'ınız. Aslan Hanım müsaadenizle benim ufak bir işim var. Hemen bakıp gelsem, ilgilensem olur mu? Geç hayatım. Geç. İşi var. Yetiştiremedi herhalde. Var bir ufak bir işleri bakalım. Çıkar kokusu. Allah yardımcısı olsun. Ben de merak ediyorum ama neyse. Ben biraz sizinle sohbet etmeyi tercih ediyorum. Nasıl karşıladı sizi? Vallahi güzel, zil de susmadı. Aynen. Değil mi, zil fena? Evet, kapıda zil susmuyor. Gelene kadar çaldı. İçeri gelene kadar duyduk. Aynen öyle. Ay ustam, ne yaptın? Daha hiçbir şey yapamamışsın. Kızlar geldi. Alçayı yaptım. Bir an önce bitiririm ben. Bitecek gibi gözükmüyor. Evet, biter. Ay ne yapacağım ben? Yarın 15 dakika var işi var. Halledeceğiz yani. Ustam ne yap et. Beni bugün kurtar. Tamam. Şerifeciğim, sence gelinler mutfağa gelene kadar sıva işi biter mi? Oldukça işi var gibi görünüyor. Fark etmeleri an meselesi. Ay keşke hiç bugüne bırakmasaydın. İşte bugüne bırakmamızın bize getirdiği olumsuzluklar. Ustam sen ne diyorsun bu işe? Vallahi kötü bir tesadüf yani. Nasıl oldu ben de anlayamadım. Herkes şokta. Ben daha büyük şoka girdim şu an. Sen böyle şapka çok mu seviyorsun? Evet, genelde kullanıyorum şapka. Allah Allah. Evet, bugün de öyle bir değişiklik olsun istedim. Şapkasız da bence hoşsundur. Teşekkür. Şöyle bir bakayım. Güzel yüzün gözüksün. Hı-hı. Aa çok hoş. Çok, ay ben puanlamada şapkasız da görmek isterim seni ya. Tabii ki çıkartırım. Ben şapka severim. Tabii ki, tabii ki. Senin için çıkartırım. Güzel yüzün gözüksün hayatım. Hanımlar size duyuyor musunuz? Takır tukur bir sesler geliyor. Evet, nereden geliyor var? Vallahi mutfaktan çok geliyor gibi ama Aslı Hanım. Mutfak, nerede gördün mutfağı sen ya Rabia? Ay bilmiyorum, sesler geliyor oradan. Ay ben çok merak ediyorum Aslı Hanım. Bir gidip görmem lazım. Gitmese miydin acaba? Gideyim. Yok gitme. Gideyim Aslı Hanım. Gerçekten mi Şükran? Gitmeseydin Şükran. Aa, ne saklıyorsunuz acaba? Aynen. Yok bir şey saklamıyoruz, insanlık hali. Evet, gelinimizin sen böyle siz bir sıkıntısı aslında oldu biraz da. Ben istemezdim yani. Siz biliyor musunuz belki aslında? Üzülecek, istemeyecek. Yani bir mutfağında küçük bir tadilatlık durumu varmış. Küçük insanlık hali olur ya. O da bugüne denk gelmiş artık. İnşallah Şükran, çok yorum yapmazsın canım benim. İnşallah kızlar mutfak yorumuna gittiğinde hallolmuş olur. Vallahi ben de merak ettim. Usta hadi, kızlar gelecek. Tamam. Aa Şerif Hanım, bu ne hal? Sen nereden çıktın şimdi? İçeriden tak tak sesler geliyor. Ben ne yapabilirim? Merak ettik kızlarla. E ne yapalım? Bir açıklama bekliyoruz sizden de. Size bir sürprizle karşılamak istedim. E oldu olacak. Ben de yardım edeyim bari. E kendine güveniyorsan buyur. Buyurun. Ustam yapayım, verin. Elini hamurla yapabilecek misin? Yaparım tabii ki ustam. Siz de inin bakayım. Buyurun. Allah. Bilseydim ustayı çağırmazdım, seni çağırırdım. Keşke yani. Çıkayım mı daha? Sen yine de dikkat et. Çıkma. Topukluyla oraya nasıl çıkmayı düşünüyorsun acaba? Kız ne yapayım, bari terlik de verseydin ya. Ustam ver terlikleri. Yani aşağıda gözüktüğü gibi olmuyor değil mi? İşte öyle. Lütfen dikkatli ol Şükran. Sana bir şey olacak diye endişeleniyoruz. Dış ses, ya topuklarım kırılırsa? Yok. Topukların kırılmasını bırak, bir yerin kırılması. Yapıyorum. Yap. Ustam yapabiliyor mu sence? Süper. Şu anda çok güzel. Aslında benim gelmeme de gerek yokmuş. Bence de gerek yokmuş. Aynen. Ustamız, yeni ustamız. Kız sen de merdiveni tut da düşmeyeyim bari. İnşallah başımıza çökmez gitmeden. Yok, sıkıntı olmaz. O tutkalı alçı olduğu için bir şey olmaz. Bu zamana kadar benim başıma çökmediyse şu an senin başına hiçbir şekilde çökmez. Merak etme. Sen de neyse onu bana ver. Tamam ustam, al sen bu şöyle. Tutayım bari. Ay ben bunları da mı görecektim? Ah o sesler ne? Gittim baktım.
Aldım sıvayı, ben de yaptım. Yemek yerliği hamuruyla karışmayacakmışım. Usam siz de yetiştirseydiniz o zaman biz gelmeden, biz ne yapalım? Ama son anda olduğu için yani biz bir şey yapamıyoruz ki. Ben size sürpriz yapmak istedim. Yani bakalım ne tepki vereceksiniz, ne eleştiride bulunacaksınız. Çünkü evime çok güveniyorum. Pek bir şey eleştireceğinizi düşünmediğim için bunu da nazar boncuğu olarak kendime bıraktım. Birazcık konuşun diye. Eyvah, kızlara yakalandık. Ne meraklılarmış. Şükran hemen geldi peşimden. Ay neyse, ben artık içeriye geçeyim Aslanlıların yanına. Aynen, ben seni tutmayayım. Ustam size kolay gelsin. Teşekkürler. Diğer kızlar gelmedi, inşallah yetiştirirsin. Yok yok, sıkıntı yok. Ha, 5 dakika başımalı. Sen yapabildiğince güzel yap bari usta. Tamam. Elimizde kalan o olsun. Ha, gel, ay gel. Hanımlar, size bir haberim var. Ne oldu? Gerçekten inanamayacaksınız yani. Ne oldu? Şerif Hanım'ın mutfağında bir adam var. Nasıl acaba? Bir adam var derken. Ama öyle dediler derdi. Aha, öyle mi? Ne yapıyordu o adam? Ne yapıyordu adam? Sıvacı bir abimiz var. Tavanı sıvıyor. Allah Allah, ne olmuş ki tavana? Tavanı çökmüş Şerif Hanım'ın. Gerçekten. Evet. Çok merak ettim. Benim acilen bakmam lazım aslanım. Sen de mi girip evet, bakacaksın? Evet, bir de ben bakayım. Hatta ustaya ben de birkaç yardım ettim. Hadi canım. Evet. Ay aslanım, çok merak ettim. Skandal. Hemen bakmam lazım. Hemen gidiyorum ben. Skandal. Kız koş. Aa, bu da ne? Bu ne hal? Ne demek ne? Bugünü mü buldun? Aynen. Bugünü bulmuş bulunmaktayım. Ya hadi Şükran geldi, Rabia'ya ne oluyor anlamadım ki. O zaman size iyi alçı yapmalar. İnşallah çabuk biter de gelirsin yanımıza. Sen geç canım, beni bekle, ben geliyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ ol. Şerife rakiplerime yakalanmayayım dedin ama maşallah teker teker geliyorlar. Vallahi diş ses, onlara da söyledim. Evime güveniyorum. Eleştirecek bir şey bulamayacaklardı. Biraz eleştirileri olsun diye bunu da bugüne bıraktım. Bendeki cesaret kimde vardı? Son güne bırakmışım tavanımı, yaptırmışım. Skandal mı Rabia, gel. Aslanım, inanamayacaksınız ama gerçekten söylediği çok doğruymuş. Bir skandalla karşılaştık biz mutfakta. Allah beterinden korusun. Ay, amin. Ama çok şükür hallediyorlar. Daha önceden yaptırabilirdi. Ustasını bir gün önce arayabilirdi, çağırabilirdi. Ama daha zaten mutfağı görmediniz. Evet. O yüzden bu puanlamaya tabi değildir. Bu insanlık halidir. Allah beterinden korusun, değil mi? Evet. Ha, iyi. Ankara'nın neresindensiniz bakayım hanımlar? Çankaya ben. Ne kaya? Çankaya. Çankaya. Sincan. Sincan. Nallıhan ilçesinde. Ne? Nallıhan ilçesi. Nallıhan evet, ilçesi. Evet, Beypazarı. Beypazarı. Evet. Ay, tam Beypazarı kurusu var hani. Evet. Onun çıktığı yer. Evet. Tam biliyor musun sen Nallıhan'la Beypazarı kurusu yapmasını? Bilmiyorum. Aslan onlar hazır. Onlar hazır mı? Olur mu, onu yapan birisi var? Ay, bizde ne gelinler vardı. Beypazarı kurusunu evde yapıyorlardı. Hiç denemedim. Sana sınav veriyorum Şükran. Hangi gün sendeyiz? Çarşamba. Çarşambaya kadar evde Beypazarı kurusu nasıl yapılır öğreniyorsun. Tamam Aslı Hanım. Söz mü? Söz veremem ama. Kız, açıyorsun interneti. Beypazarı kurusu nasıl yapılır? Ya tadı tutmazsa. Bir savaşçı ol. Bizim Türk kadınları nasıldı? Savaşçı. Nasıldır? Savaşçı. Evet. Deneceğim. Yapamam. Ay, bilmiyorum. Var mı bizde öyle bir deneceğim, şey? Deneyeceğim tabii. Hayır, biz her şeyi başarırız, yaparız. Ben azmedeceğim vallahi, Beypazarı kurusunu yapıp getireceğim senin gününde. Ben getiriyorum Beypazarı kurusunu. Söz mü? Söz getiriyorum. Yapacağım. Artık otelin mutfağına mı girerim? Nereye girer yaparım bilmiyorum. Olmadı, satın alırım, bir şey yaparım. Ya. Getireceğim Beypazarı kurusu. Senin gününde gelecek. Tamam. Tarifini de bizzat vereceğim. Ustam, boyasını da hemen yapacak mısın? Kuruması lazım. Kuruyacak, yarın da boyası olacak. Teşekkür ederim usta. Ben de seni yolcu edemeyeceğim. Artık aslanımların yanına geçeyim. Tamam, sorun yok. Gidebilirsiniz siz. Tamam, teşekkür ediyorum. Ya şimdi bu işi bugüne neye bırakıyorsun ki sen? Yani gün mü yok yani? Normal bir günde bugün yapılsa olmaz mı? Ondan sonra şimdi kızlar da gördü, puan kıracaklar. Hiçbir şey yaramayacak ya. Tamam, benim işim bitti. Kuruması lazım. Ondan sonra malzemelerimi toplayayım. Yavaş yavaş gideyim. Hah, gel gelinim, gel. Gel gelinim, gönlüme gel, gel yerine geç hemen. Siz neden geliyorsunuz benim peşimden? Normalde de bu kadar meraklı mısınız? Çok merak Şerife ediyorum. Şerife Hanım, bugünü mü buldunuz? Siz buna cesaret edebilir miydiniz yani acaba? Ustayı geri de gönderebilirdiniz. Ustayı şu an geri gönderdim.
Zaten kızlar da gördü. Yapmadan mı gönderdi? Yapmadı yani, mı? Yani sıvayı çekti, boyayı ha. yarına bıraktım artık. Ha iyi tamam. Yani sırf sizin için hani... Ay canım benim ya. Yani... Puan kırmayın gibisinden düşünmüştüm ama... Yok puan kırmak değil de... Ufak bir nazar boncuğu olsun diye de düşündüm aslında. Evime de çok güveniyorum. Yani evet. Eleştirecek bir şeyleriniz olsun da istedim. Ha. Ama yine de... Yani diyorsun ki evim öyle sinek mide bulandırır demişler. Eleştirecek bir şey bulamayacakları için bari tavanı eleştirsinler mi dedin? Evet, bizzat öyle düşündüm Aslı Hanım. Ya Şerifeciğim ama bugünü mü buldun gerçekten ya? Hani keşke daha önceden yaptırsaydın, senin için de daha kolay olurdu. Hani stres yapmazdım, ben seni çok stresli görüyorum şu an. Evet çünkü kolay bir şey değil ve kimsenin cesaret edebileceği bir şey de değil. Yani hiçbirinizin buna cesaret edebileceği. Ama biz gelmeden de yaptırabilirdin. Aynen, çünkü kaç gün önceden belli oluyor. Siz gelmeden yaptırmaya kalktım zaten yani. Keşke gösterseydin. Biz görünce olmadı ya. Keşke yollasaydın ustayı ya. Sıkıştırmayın ya. Nazar boncuğu olmasın. Hiç problem değil. Benim içim gayet rahat.